Sevgili izleyenler, Karahisarlı Kuyucu Köyü'nde Mehmet Aksoy Bey'in Halep Keçisi çiftliğindeyiz. Aynı zamanda yem bitkisi ekildi araziye. Şu an ekrana geliyor. Hayvanlar reygrasta otluyor. Tarlanın, arazinin bir kısmı da 5 yıllık çayır mera ektik. Hayırlı olsun diyelim Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Yem bitkilerimizle ilgili, Halep keçileriyle ilgili ne söylemek istersiniz? Vallahi yem bitkileri görünüyor işte ortada. Çok güzel. Hayvanlar da gördüğünüz gibi iştahla yiyor. Bununla kuru ot miktarını azaltmayı düşünüyoruz. Bu yaş yem bitkisiyle burada otlatarak saman tüketimi ve kuru ot tüketimini azaltmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda yem tüketiminde de ciddi bir azalış olacak. Protein oranı yüksek olduğu için yem tüketiminde de çok fazla ekonomik katkı sağlayacak bize. Şimdi çiftçiler yem pahalı diye feryat ediyorlar. Doğrudur, yemin ucuz olduğunu kimse iddia etmiyor. Ama bu şekilde bir yem bitkisi varken, ot varken yeme çok fazla eyvallah kalır mı çiftçinin? Kalmaz. Çünkü bunu otlattığımız zaman sadece akşam bir öğün yem vermek suretiyle günü tamamlamış oluyoruz. Evet. Buradan aldığı protein kendisine yetiyor zaten. Normal şartlarda 18 protein var bu yem bitkisinde. Normal hayvanın ihtiyacını karşılayabiliyor. Evet, fazlasıyla karşılar. Evet. Bugün de ilk gün, hayvanlar yeni yeni otlatmaya ısınıyorlar, alışıyorlar. Ama önceki günlerde siz bir çeyrekte alıştırdınız, bir miktar verdiniz. Bir haftadır bir çeyrek veriyoruz. Çünkü ilk defa çıkacaklar için hayvanın önce bir alışması lazım midesinin. İshal falan önlemek için. Önce alıştırdık. Şimdi bugün ilk defa salıyoruz hayvanlar ota. Mehmet Bey, arazinin bu tarafı 5 yıllık çayır mera, bu tarafı da reygras. İki evet. Ürünü de ektik. Yazın burayı reygrası kaldırınacak sanırım tefgras ekeceksiniz. Evet. O tipi tefgras. Evet. 12 ay hayvanlarımız otsuz kalmayacak. Yani yeşil otsuz kalmayacak 12 ay. Buradan hem protein ihtiyacını karşılayacak hem de bizim yonca saman ihtiyacımızı da asgariye düşürecek. Evet. Bir de Halep keçisi, keçileriniz var. Kaç tane Halep keçimiz var? 100 tane. 100 tane. Bir grubu çıkardık otlatma evet. için. Neden Halep keçisi Mehmet Bey? Bu konuda da bilgi verir misiniz Halep seyircilerimize? Halep keçisi hem uysal bir hayvan, az bir yemle yetiniyor. Hem de süt verimi yüksek, yağ oranı yüksek bir hayvan. Onun için Halep keçisini tercih ettik. Kara keçiye veya diğer kilis keçisine rağmen, bizim yerliklere rağmen süt verimi de oldukça yüksek. Bunun için Halep keçisini tercih ettik. Kesinlikle. Sevgili izleyenler, Halep keçilerimiz ihracata gidiyor. Biz daha önce Azerbaycan'a gönderdik. Şu an 10 bin tane Libya istiyor, Katar istiyor, Sudan istiyor, Türk Cumhuriyetleri istiyor, komşu ülkeleri istiyor. Yeter ki Halep keçiniz olsun. Ama bu talepleri karşılamaksa zorluk çekiyoruz. Çünkü yeter kadar Halep keçisi nüfusumuz yok. İnşallah çoğaltırsınız. Hedef ne kadar Mehmet Bey? Vallahi hedefimiz şu anda 1000 başa kadar çıkmak. Tabii ki. Ama kendi damızlıklarımızla, dışarıdan değil de kendi damızlıklarımızla yetiştirmek suretiyle seleksiyon yaparak, verimi düşük olan hayvanlara ayırarak yüksek verimli bir sürü elde etmeyi düşünüyoruz. Evet. Sizin seçtiğiniz çiftlik nispeten sineğe olmayan bir bölge, serin bir bölge. Evet. Burada da avantajlarımız var sanırım. Evet, şimdiki yazın dahi burada hiç esinti eksik olmuyor. O yüzden sinekler de pek barınamıyor tabii, esinti devamlı olduğu için. Yerimiz de biraz yüksek görüldüğü gibi.
yazın dahi bura normalin altında, yani serin oluyor diğer taraflara göre. Evet. Sevgili izleyenler, malum olduğu üzere Türkiye'ye 4 bitkiyi biz kazandırdık. Nedir bunlar? İtalyan Reygras, Tefgras, Sılazık Soya, Çayır Mera. Burada da iki bitkimiz, hem 5 yıllık Çayır Mera hem Reygras ekili. Bu yem bitkileriyle Türkiye'de bir devrim yaptık. O yüz binlerce çiftçiyi bugüne kadar iflasın eşiğinden aldık. Çiftçilerimize karlı bir hayvancılıkla tanıştırmış olduk. Mehmet Bey'e verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Bol kazanç diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum Cengiz Bey'e, bize bu fırsatı verdiği için. Sağ olun, var olun.